Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu's-selemi. Kitabü'l-büyu'u içerisinde bir de selam bahsi var. Selam ne demek? Dinde selamın yeri nedir? Bunu göreceğiz. Selam peşin parayla veresiye mal almak. Para peşin, mal veresiye. Bu caiz mi değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye gittiğinde, hicret ettiğinde baktılar orada bulunan insanlar hurmayı bir sene, iki sene daha fazla parayı peşin veriyorlar. Hurmayı veresiye alıyorlar. Bunu yaptıklarını gördü ve onların bu muamelelerini iptal etmedi. Bunun geçerli olduğunu ifade etti. Demek ki selam neymiş? Kitap, sünnet, icma ile sabit olan meşru bir alışveriştir. Kitaptan delili, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ فَكْتُبُوهُ. Ey müminler, bir borçta borçlandığınız zaman, belli bir zamana kadar onu yazın. Bak, borcu demek ki, yani parayı veresiyeye bırakmak da caiz, parayı peşin verip malı veresiyeye bırakmak da caiz. Hadisten delili, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen şu hadis-i şeriftir. Men eslefe fi şeyin fel yuslif. Bazı hadislerde men eslefe, bazılarında men esleme. Esleme, yuslimüz, selam yapmak. Eslefenin manası da o. Men eslefe, kim selam yaparsa fi şeyin bir şeyi de fel yuslif, selam yapsın, selam akdini yapsın, fi keylin malumin. Belli bir ölçekte. Mesela kaç ölçek buğday alacak, parasını şimdiden veriyor. Kaç ölçek hurma alacak, parasını önceden veriyor. Belli bir ölçek olacak. Ve onun şartları da gelecek ileride. Ve veznin malumun. Tartıya girenlerde de belli. Bana diyor şu kadar kilo, efendim şunu ver. Parasını şimdiden ben veriyorum. Bu malın kalitesini belirliyor, cinsini belirliyor, özelliklerini belirliyor, nerede teslim edileceğini belirliyor. Ve ona göre bunu yapıyor. Ne zamana kadar? İlâ ecelin malûmin. Belli bir zamana kadar. Bu hadis-i şerifi kütüb-i sittenin tamamı kitaplarında tahric etmişler. Üçüncü delili icma, icma-i ümmet. Peygamberimizin zamanından bugüne kadar bütün ehli ilim selemin caiz olduğu üzerinde fikir birliği içerisindedirler. Çünkü insanlar buna ihtiyacı var. Bazen para vardır adamda, mal yoktur. Malı gelecekte alacak. İnsanların böyle bir muameleye ihtiyaçları var. Dolayısıyla bunun efendim neymiş? İcma ile de sabit. Peki bu selemin rüknü nedir? Aynı alışverişte olduğu gibi icap kabuldür. Mesela adam bir mecliste diyor ki senden işte şu kadar ay sonra almak üzere misal 100 ölçek buğdaya şimdi sana efendim 1000 lira veriyorum diyor. Misal. 1000 lira işini söylüyor ama hangi buğday işte? Buğdayın çeşitleri var. Şu buğdaydan şu yerde teslim edilmek üzere şimdi senden bunu satın alıyorum. Öteki de tamam ben de bu selamı kabul ettim derse selam sözleşmesi yapılmış olur. Peki bu selam de dört burada ne var? Dört kalıp var. Mesela müslemün fi, onları yaz böyle özetle. Bunları bilmezsek olmaz. Müslemün fi, satın alınan mala müslemün fi deniyor. Satın alınan mala. Peki peşin verilen paraya ne deniyor veya mala? Bu sadece parayla da olmaz. Ya bazında malı malla takas yapar. Şimdi malı verir. Gelecekte onun karşılığı konuştukları malı alır. Demek ki peşin verilen para veya mala rasül mal deniyor. Ne deniyormuş? Ana sermaye. Rasül mal. Peki satıcıya ne deniyor? Hani şimdi para peşin verdi. Parayı peşin verene değil de malı teslim edecek olana ne deniyor? Müslümün ileyh. Müslümün ileyh. Bu kitapta müsellemün ileyh diye
şeddelemişler, o yanlış. Müslümün iley. Müslümün iley. Yani buna da satıcı deniyor. Kendisiyle selam akdi yapılan kimse. Satın alana ne deniyor? Rabbüs selam. Satın alana da Rabbüs selam deniyor. Anladın mı? Satın alan Rabbüs selam, satıcı müslümün iley, verilen paraya rasül mal, efendim satılan, satın alınan mala da müslümün fi deniliyor. Şimdi böyle kısa bir bilgiden sonra bu kitaptaki tarifine geliyoruz. Hüve, bu fakihlere göre neymiş? Hüve, bu selam, bey'u acilin bi'acilin. Bey'u acilin bi'acilin. Acil, veresiye, acil peşin. Acil, acil. Mesela mehir müeccel, mehir muaccel. Muaccel peşin olan, müeccel veresiye olan. Burada da acil veresiye olan, acil peşin olan. Yani peşinle efendim gelecekte teslim edilecek bir malı satmaktır. Buna ne deniyormuş? Selam. Peşin olan ayınla değil mi? He? Peşin olan ayınla. Tabii ki peşin olan ayınla. Bey'u acilin bi acilin. Ve yasıhhu, bu selam sahih olur. Fîmâ emkene, mümkün olan şeylerde. Ne? Dabtu sıfatihi. Sıfatı zapt edilen şeylerde. Sıfat ne demek? Yani kıymetli olmasında ya da kıymetinin düşük olmasında kıymeti bilinen şeylerde. Sıfat bu demek. Yani ne kadar kıymetli olan, kıymeti ne kadar ya da düşük olan, kaliteli kalitesizliği bilinecek. Kalitesi ve kalitesizliği. Mesela kumaş alacak adam bana diyor işte altın yıldız markadan, onun dereceleri var. Şu kadar metre kumaş ver diyor. Ama diyor ben parasını sana şimdi peşin vereyim. Efendim sen bana işte 6 ay sonra kumaşımı teslim et. Caiz mi bu? Caiz. Veya mesela halı. İşte metrekaresi şu kadar. Şu halıdan efendim metrekaresi şu kadar. Şu halıdan bana ver diyor. Bu da caiz mi? Eğer vasfı caizse, şu vasfı belli ise caiz. Demek ki sıfatı belli olan da ve ma'rifetü kadrihi, yani miktarı belli olan. Miktarı belli olan, yani ölçüye girenlerden, tartıya girenlerden, metreye girenlerden ne kadar mal karşılığında para verecek, malın miktarı belli olacak. Yani para peşin, mal veresi ama kaç ölçek diyelim buğday, kaç ölçek bilmem pirinç, kaç ölçek fasulye alacak ya da tartıya girenlerden kaç kilo alacak, metreye girenlerden kaç metre alacak, onun sıfatı, özellikleri ve miktarı belli olması mümkünse bunlar da demek ki ne sahih? Selam yapmak sahih. La fi gayrihi. Başkasında değil. Başkası dediği efendim yani zaptı mümkün, sıfatı belli olmayan, miktarı belli olmayan malda selam caiz değil. Özellikleri belli olmayan, ne kadar olduğu belli olmayan malda efendim neymiş? Selam caiz değil. Feyasıhu fil mekili. Kileye giren, ölçüye girenlerde sahih olur. Mesela buğday, arpa ölçekle satılan şeyler. Vel mevzuni, tartıya girenlerde mesela bal tartıyla satılıyor. Zeytinyağı tartıyla satılıyor. Tartıyla satılanlarda selam sahih olur. Siven nakdeyin. Ama altın ve gümüş dışında. Altın ve gümüş. Bunlar efendim bunlarda selam olmaz. Şimdi parayı veriyor. Altın veya gümüşü sonradan alıyor. Çünkü bunlar tartıya giriyor ama bunlar yaratılışta paradırlar bunlar. Bunlar da selam caiz olmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın para dediği hılgatte, yaratılışta para olarak yaratılan altın ve gümüştür. Öyleyse şimdi ben parayı vereyim. Sen bana sonradan şu kadar gram altın, şu kadar gram gümüş ver demesi caiz değil. Onlar da neydi? Aynı mecliste peşin. Para peşin, altın peşin. Para peşin, gümüş peşin verilecek. Ve fil adediyyil mütegaribi. Adedi mütegaripte de caiz olur. Adedi mütegarip, sayıları birbirine, sayıyla satılan ve
büyüklükleri miktarı birbirine biraz yakın olan. Mesela kel cevizi demiş burada. Ceviz gibi. Ceviz. Mesela cevizler eskiden adetle satarlarmış. Cevizler de genelde adetle satıldığı için çok ufacık böyle küçük şeyler olsa da farklılık efendim onlarda da mesela diyor ki ben şimdi parayı veriyorum bana 5000 adet ceviz vereceksin. Olur mu? Olur. Ya da yumurta vel beydi vel biydi efendim yumurta gibi. Yumurtalarda da öyle. Mesela yumurtalarda büyüklük küçüklük var ama çok bariz değil. Onlar da sayı ile efendim satılabilir. Parası peşin efendim şeyi malı veresiye verilebilir. Parası peşin malı veresiye. Efendim biyit biyda yani yumurta beyit. Evet. Peki. Devam ediyoruz. Adeden sayı olarak bunlar ve keyil olarak, ölçek olarak da satılır bunlar. Adet olarak da alınıp satılması ama para peşin mal veresiye. Ve kedel fülüsü. Fülüs da böyle. Fülüs eski tabirle pul. Pul paralar. Ya da madeni paralar. Madeni altın gümüşün dışında. Bunlar da satılabilir. Bunlarla da, bunlar adına da serem yapılabilir. Parayı peşin veriyor. Fülüsü sonradan sayarak alacak. Hilafen li Muhammedin rahimahullah. İmam Muhammed bu görüşe muhalefet ediyor. Niye? İmam Muhammed diyor ki fülüs de bir paradır. Para olduğu için efendim şimdi parayı peşin verip fülüsü sonra veresiye alması caiz değil diyor İmam Muhammed. Ve fil lebini kerpiç. Mesela kalıplara dökülen kerpiçler veya bugün işte biriket veya efendim buna benzer tuğla vel acuri demişlerdim tuğla kiremit bunlar da selem yoluyla alınabilir. İza sümmiye zikredildiği zaman milbenün malumun belli bir kalıp. Mesela kalıbı gösteriyor ya da toplumda belli olan bir kalıbı varsa bana diyor şu kalıpla dökülen şu kadar sayıda kerpiç ya da şu kadar sayıda tuğla veya kiremit yapacaksın diyor. Parayı peşin veriyor ve kalıbın büyüklüğünü, derinliğini, uzunluğunu, enini belirliyor ve böylece ne yapıyor? Efendim onu belirlemiş oluyor. Onu belirlemiş oluyor. Caiz mi? Caiz. Ve fil mezru'i zira ile metre arşın ile satılanlarda da selam caiz. Kethevbi, elbise gibi. Kumaş. Bana diyor mesela şu kumaştan evsafını belli etti, miktarını belli etti. Şu kadar metre kumaş ver. Parasını peşin veriyor, kumaşı sonra alıyor. İn büyyine eğer açıklanırsa tuluhu kumaşın uzunluğu ve arduhu eni ve rukatuhu kalınlığı rukade kalınlığı, inceliği eğer belli olmuşsa efendim bunlar da caiz olurmuş. Evet ya da sıfatları mesela işte pamuktan, ketenden veyahut da işte bugünkü manada kumaşların isimleri değişik. Esnaf bunu biliyor. Şu cins kumaştan, şu marka kumaştan şu kadar, şu marka bezden şu kadar, şu marka efendim maldan şu kadar ver diye selam aktı yapıldıysa ve bunun parası peşin verilmişse mal veresiye verilebilir. Teslim alınabilir. Ve fis semekil melihi tuzlu balıkta yani bu tuzlu balık demek yani şeye bırakılmış balık yani tuzlu balık sonra yani salamura bırakılmış balık veznen tartı olarak mesela adam balığı tuzluyor salamura bırakıyor bunu satın alan diyor ki bana şu kadar kilo tuzlanmış salamur balıktan salamura konulmuş balıktan şu kadar kilo balık ver ben sana para içini peşin vereyim
Evet. Ve nev'an, nevisi de belli olacak. Veznen ve nev'an filan balıktan. Tabi balığın bir de şeyi önemli. Nev'i, hangi cins balık? Balığın çeşitlerine göre kıymeti değişiyor. Malumeyni, ikisi de belli olacak. Hem tartısı belli olacak, hem nev'i, hangi cinsten olduğu belli olursa bu balıklarda da selam akdi olabilir. Ve kedet tariyyü fi hînihi, veya taze balık. Mesela balık denizden, havuzdan, göletten çıkarılmış, piyasaya sunulmuş, kendi zamanında efendim taze sayılan, fakat sadece efendim bir vakitle kayıtlanmaksızın tazeliğini muhafaza eden balıklarda da selam akdiyle alışveriş caiz. Ve la yecuzu, selam caiz olmaz, fihima, tuzlu ve taze balıkta, adeden, adet yönünden. Mesela diyor ki bana salamura bırakılmış şu kadar sayıda balık. Çünkü balıkların adedi belli ama adetlerinde farklılık var. Çünkü bunların büyüklük, küçüklük farkı var. Sayıyla balık alınmaz. Efendim ötekinde ya da taze balık, bana şu kadar sayıda balık. Bunlar adet yoluyla, çünkü bu adette büyüklük, küçüklük farkı var. Dolayısıyla bunlar da efendim selam akdi olmaz. Ama İmam-ı Azam'a göre balık da ne tazesinde ne de tuzlusunda efendim olmaz. Çünkü o da et sayılır diyor. Etlerde efendim olmaz. Olmadığı gibi bunda da olmaz diyor İmam-ı Azam. Fakat İmam Bey'in olur diyor, şartlarına uygun olursa. Vela fil hayvan, canlı hayvanlarda da selam caiz değil. İster efendim işte koyun, keçi, sığır, deve veya kuş cinsinden eti yenilen, bana şu kadar sayıda mesela koyun ver, ben şimdi parasını peşin vereyim. Çünkü onların da büyüklük, küçüklük farkı var. Bunlarda da selam olmaz. Ne olacak peki? Onları ya tartacak veya efendim bizzat gördüğü zaman şunları şu şekilde olanlardan olursa diye zapt edilirse efendim o zaman olabilirmiş. Yani çeşidi belli olursa, rengi, vasfı, yaşı eğer bu yönüyle izah edilirse ve alıcı da buna, satıcı da buna razı olursa o zaman olabilir. Ama İmam-ı Azam'a göre canlı hayvanlarda farklılık olduğu için efendim selam caiz değil. Ve nerede daha selam caiz değil? Ve etrafihi, hayvanların organlarında. Mesela hayvanların kellesini satıyor. Şu kadar hayvan kellesi bana, koyun başı ver diyor mesela. Ya da işte sakadat, iç organlarında ciğeri, böbreği, efendim bağırsakları, sakadat, onlarda da şey olmaz. Selam akdi olmaz. Çünkü onların miktarı belli değil. Büyüklüğü, küçüklüğü, vezni belli, tartısı belli değil. Evet. وَلَا فِي جُلُودِهِ, hayvanların derilerinde de selam caiz değil. Adeden, adet yönünde. Mesela diyor ki bana şu kadar sığır derisi, para işini ben peşin veriyorum, bana 100 tane sığır derisi ver diyor. Adetle olmaz çünkü. Niye? Çünkü adet, birisi büyük olur, birisi küçük olur, birisi ince olur, birisi kalın olur. Bunda da olmaz. Ama kiloyla olursa olur mu? Yani alacağı zaman tartacak. İyi olabilir. Vela fil hatabi, odun, odunlarda da selam olmaz. Bana diyor şu kadar miktarda odun ver. Huzemen, bağ olarak, işte her efendim odunlarda bağ, eski usul, şu kadar bağ odun ver diyor. Bu da caiz değil selam olarak. Neden? Çünkü onların miktarı belli değil ki o bağların. Ve ratbati, yaş meyvelerde yine selam caiz değil. Curzen, yani bağ ile satılırsa, curazen, bağ ile, bağ ile satılırsa, şu kadar bağ, işte ıspanak, şu kadar bağ efendim, marul, şu kadar bağ, böyle yaş olan sebzelerden, meyvelerden, bunlarla da selam olmaz. Çünkü bunların bağında da farklılık var. Büyük, küçük. O zaman onları nasıl alacak?
kiloyla, gramla efendim alacak. Ve la fil cevheri. Bazı kayıtlarda ve la fil cevahiri. Yani mücevheratta da efendim şey olmaz, selef olmaz. Vel harazi, boncuklarda, boncuk. Boncuklar boncuk satın alıyor. Bunlarda da olmaz çünkü bunlarda da büyüklük, küçüklük var. Ve la fil lahmi, ette de, tariyen, taze et. Bunlarda da selef olmaz. Evet, taze et. İmam-ı Azam'a göre. Fakat ve kâle imameyn, diyor ki imamı Ebu Yusuf ile İmam Muhammed, yasıhhu cevherlerde, bu boncuklarda, bir de taze ette yasıhhu, sahih olur, izâ vusife mevdi'un malumun minhu, ondan belli bir yer beyan edilir de, yani şu yerin malı, şu yerin eti ve şu kadar efendim miktar ve şu özelliklere sahip olan, yani mesela imamen diyor ki etin cinsini beyan ederse, şu hayvanın etinden, çeşidi ve yaşı, şu yaştaki hayvanların etinden, şu yerde efendim yaşayan hayvanlar ve miktarı, sıfatı belliyse, o zaman bunlar tartılarak ne yapılır, alınabilir. Yani o zaman bunlarda da yine ne olmuş olabilir, selem akdi, para peşin, mal sonradan veresiye olabilir. Ama İmam-ı Azam'a göre olmaz. وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ, yine selam caiz olmaz. بِكَيْلٍ اَوْ زِرَاءٍ مُعَيَّنٍ, öyle bir selam akdi yapıyor ki belli bir ölçek, bir ölçekle ya da bir metreyle, bir ölçekle daha doğrusu, muayyen belli ama لَا يُدْرَى قَدْرُهُ, miktarı belli olmayan. Miktarı belli olmayan ne demek? Yani o ölçeğin, mesela buğday ölçeğinin ya da metre, santim neyse, metre kumaşın ölçüldüğü şeyin miktarı belli değilse, o zaman böyle miktarı belli olmayan bir ölçü aletiyle, işte şu ölçü aletiyle bana şu kadar kumaş ver, şu ölçekle bana şu kadar buğday ver, onun miktarı kaç kilo aldığı belli değilse, bunda da selam akdi caiz olmaz. Çünkü ileride niza olur. İleride ne olur? Efendim niza olur. Yani efendim ne olur? Birisi der ki ben şu ölçekle demiştim. Öteki der ki yok ben bu ölçekle demiştim. Satıcı ile alıcının arasında münakaşa olacağı için böyle bir miktarı belli olmayan bir ölçek aletiyle ya da metrajla, miktarı belli olmayan metrajla efendim selam akdi olmaz. وَلَا فِي تَعَامِ قَرْيَةٍ, bir köyün, belli bir köyün buğdayı, mesela diyor ki filan köyün buğdayı ne alacağım diyor, filan köyün buğdayı, mesela filan köyden buğday alacağım diyor, parayı peşin veriyor, buğdayın özelliklerini tarif ediyor, böyle de caiz değil. Niye? Ola ki ona o buğdayı teslim etmek mümkün olmaz, bir afat gelir, teslim etme imkanı olmadan efendim yok olabilir. Ev temri nakletin muayyenetin, ya da şu ağacı belli diyor, işte şu ağacın hurmasından şu kadar hurmaya karşılık ben sana parayı peşin vereyim diyor. Efendim bu ağacın hurmasından kaç kilo gelirse, kaç ölçek gelirse onu alacağım diyor. Bu da caiz değil. Niye? Belli bir hurma ağacı. Çünkü o da toplanmadan önce belki bir afata uğrayabilir. وَلَا يِنَا سَلَمْ جَائِزَيْا فِي مَا لَا يَبْقَى, baki kalmayan şeylerde, مِنْ حَيْنِ الْعَقْدِ, yani selam sözleşmesi yapıldığı zamandan itibaren baki kalmayan, اِلَى حَيْنِ الْمَحِلِّ, teslim edilecek zamana kadar. Mesela öyle bir malla, mal hakkında selam yapıyor ki akit yaptığı zamandan teslim edilecek zamana kadar yaşamayacak olan, kalmayacak olan bir mal hakkında selam yapıyor. Filan zaman bana şu kadar efendim yeşillik ver diyor. Halbuki o yeşillik o zamana kadar kalmıyorsa veya teslim alacağı mal teslim alacağı zamana kadar kalmıyorsa, o zaman daha önceden tükeniyor, daha önceden onun cinsinden bir mal bulunmuyorsa bunda da selam olmaz. Neden?
Zamanı geldiğinde adam o malı teslim edemez çünkü piyasada mevcut değil. Ama piyasada her zaman mevcut olan, piyasada her zaman mevcut olan bir mal hakkında selam akdi yapabilir. Evet. Peki şimdi geliyoruz ve şartuhu, yani selamın caiz olması için 9 tane şart var. Musannif burada 8 şart saymış. Bu şartlar olmazsa selam olmaz. Bu şartları şimdi madde madde sayacağız. Birincisi beyanül cinsi. Cinsini beyan edecek. Yani parayı peşin veren, malı veresi alacak olan, alacağı malın cinsini beyan edecek. Cinsi belli olacak. Keburrin ev şairin. Ne gibi? Buğday ve arpa gibi. Buğdayın da çeşitleri cinsi var. Buğdayın veya arpanın çeşitleri cinsi var. Nevisi var. O zaman şu buğdaydan şu yerde teslim edilmek şartıyla şu kadar ölçek buğday diye iki taraf anlaşacak. Cinsi belli olacak buğdayın. Ya da arpanın ya da buna benzer hububatın. İkinci şartı ennev'u. Nevisi beyan edilecek. Ennev'u ve nev'u. Nevisi beyan edilecek. Ya da orayı biz beyanül cinsi, beyanül nev'i. Oraya atfedebiliriz. Ve nev'i. Malın nev'i. Kesakiyyetin ev baksiyyetin. Sakiyye yani ırmak suyuyla sulanan bir mahsulat mı? Baksiyye de efendim yağmur suyuyla mı sulandı? Nevisi de bu. Çünkü ikisinin arasında fark var. Yağmur suyuyla sulananlar ve akarsularla sulananlar. Hangisiyle sulandı? Efendim yağmur suyuyla sulananlar biraz daha ötekinden yani sürekli akan suyla sulananlardan yani kıymet bakımından düşüktür. Bu açıdan onu soracak. Onu tespit edecekler. İkinci şartı neymiş? Nevisi belli olacak. Acaba yağmur suyuyla mı sulandı mahsulat? Ya da efendim sulanan mahsulattan ya da akan sularla, ırmak sularıyla, ak sularıyla, baraj sularıyla sulanan mahsulattan mı? Bunların belli edilmesi lazım. Üçüncüsü es-sıfati ve sıfati yani beyanü sıfati demek. Yani sıfatı belli edilecek, alınacak, ileride alınacak, teslim edilecek malın. Keceyyidin, çok kıymetli maldan, evradiin ya da değersiz. Değeri ve değersizliği itibariyle hangi maldan olduğu ifade edilecek sıfatı. Vel kadri, miktarı beyan edilecek. Nahvu keda, rıtlan. Şu kadar litre zeytinyağı, ev keylen, şu kadar ölçek dilmen hurma. Bima la yenkabidu ve la yenbesitu. O kileye giren ya da litreye girenler onlarda bir büyüme, küçülme yani mesela bunlarda noksanlaşma, artma ihtimali olmayacak. Artma ihtimali olmayacak. Mesela inkıbat, bazı mahsuller zaman geçince küçülür, sıkışır. Yani bazıları yayılır. Efendim böyle cinsten olmayacak. Teslim alacağı zaman böyle değişime uğramayan işte şu kadar litre efendim ya da şu kadar ölçek malı teslim almak üzere parayı peşin verebilir. Beşinci şartı ve ecelin malum. Zamanı belli olacak. 3 ay, 5 ay, 6 ay. Yani zamanı belli olacak teslim alınacak malın. Ve akalluhu şehrun. Bu selam de müddetin en azı bir aydır. Fil esahhi, sahih olan kavle göre bir ay. Bir aydan önce caiz olmaz. Yani şu buğdayı bana teslim edeceksin ama işte bir ay artık ona göre zamanı belirlemişler. Ya da neyi teslim alacaksa. Ve kadri bir diğer şartı yani bu beşinci şart neydi? Teslim edilecek zamanın yani para peşin mal veresiye ise veresiye teslim edilecek malın müddeti belli olacak. Efendim altıncı şartı kadri re'sil mal
verilecek paranın miktarı belli olacak. Resmal neydi? Peşin verilen para veya mal olabilir. Bazen mallar arasında takas olabilir. Şimdiki peşin verir, zamanı belli olan malı da veresiye alır. İmkâne keyliyen, eğer ölçüye girenlerden ise, ev vezniyen ya da efendim tartıya girenlerden ise, o selem aktı yapılan mallar, ev adediyen ya da sayıya giren, işte yumurta gibi, ceviz gibi sayıya girenlerden ise, o zaman verilen paranın, peşin verilen paranın miktarının belli olması gerekiyor. Evet. Altıncı şart da bu. وَلَا بِنَقْدَيْنِ فَلَا يَجُوزُ. Evet, caiz olmaz bu şey. Selam. Fi cinseyni. İki cinste. İki ayrı cinste var. Bila beyani ra'si mali kullin minhuma. Onlardan her birerinde verilecek para beyan edilmeden. Mesela iki cins buğday alacak, arpa alacak. Mesela 100 dirhem karşılığında buğday. Efendim 100 dirhem karşılığında da arpa. O zaman paralar beyan edilecek. Diyecek ki şu kadar parayla şu kadar ölçek buğday, şu kadar parayla da şu kadar ölçek arpa veya fi veya mercimek veya nohut veya efendim o her cinsin karşılığı paranın beyan edilmesi lazım. Evet. Vela binak deyni. İki nakitle caiz olmaz. Bila beyan hissati kullin minhuma. Her birerlerinin hissesini beyan etmeden. Minel müstemifi. Müstemifi neydi? Satın alınan mal. Satın alınan malın her birerinin karşılığı belli olmadan iki cins para var. Efendim işte gümüş para ya da altın para. O zaman ne diyecek? İşte teslim alınacak paranın malın hissesine düşeni beyan edecek. Şu kadar dinar altın para karşılığı, şu kadar mal, şu kadar da gümüş karşılığı, şu kadar mal almak şartıyla diyecek. İki para varsa eğer oradaki cins, efendim bunların da alınacak malın hissesine payına göre miktarlarının belli olması lazım ki efendim paranın miktarı belli olacak, alınan malın miktarı belli olacak. O zaman bu şekilde caiz olur, belli olursa. Peki. Ve mekanı ifaihi. Bir başka, bu da yedinci şartı selemin. Yani malın, nerede satılan malın teslim edileceği konusu. Adam şimdi 6 ay önceden parayı vermiş, 6 ay sonra mal teslim edilecek ama bu gidip parayı veren mi gidip teslim alacak ya da malı satan mı? Bunun yeri belli edilecek. Nerede teslim edilecek? İmkâne lehu hamlün. Eğer ağırlığı olan cinstense, taşınması gereken mallardansa, ve thikalün ve meûnetün. Bir de masraflı taşınacak şeylerse. Mesela ağırlığı olan mallar masraflı taşınır. O zaman selam akdini yapan ne yapacak? Müşteriyle malı teslim edecek olan anlaşacaklar. Diyecek ki bu malı nerede teslim edeceksin? Onun yeri de belli olacak. Ve indehuma imameyne göre. Bu imam-ı azama göre bunlar. La yüşteratu marifetu kadri re'sil mal. Yani verecek paranın miktarının ne kadar olduğu şart, bilmek şart değil. İza kâne muayyenen. Muayyen olduğu zaman. Mesela adam elinde bir miktar şey tutuyor. Bana bak. Bir miktar altın, bir miktar gümüş ya da bir miktar elinde para. Diyor ki şu paraya, bu parayı sana peşin vereyim, parayı işaret ediyor imameyne göre. Şu paraya bana 3 ay sonra şu kadar buğday ver diyor. Ama şu özellik taşıyan buğdaydan, şu cins buğdaydan ve şurada da teslim etmek üzere. Burada 7. şart bu. Ama imameyne diyor ki burada eğer paraya işaret ederek şu para karşılığında bana gelecekte şu kadar mal ver diyorsa selam yapılacaklardan, bu caiz olur diyor. Evet. Vela yine imameyne göre şart değil. Mekanul ifai. Nerede teslim edileceği şartını koşmak. Mekanul ifa dediği bu. Nerede verileceği şartını efendim beyan etmesi de neymiş? Şart değil.
nerede teslim ederse etsin. İmkanı lehu hamlün ve meunetün. Eğer o teslim edilecek mal ağırlık taşıyan bir malsa ve taşınmasında bir maddi masrafa muhtaç ise, yani bir külfetli ve masrafla taşınabilecek mallardansa, imameyne göre yerini beyan etmeye gerek yoktur. Peki ve indehuma, ha biz orayı okuduk. Ve la mekanul ifa dedik orada. Ve yufihi, imameyne göre o ileride teslim edeceği malı müşteriye teslim eder. Fi mekanı akdihi. Nerede sözleşme yaptılarsa oraya teslim eder malı sahibi. Nerede sözleşme yaptılar? Diyelim ki malın yanında. O zaman müşteri o malı getirtirecek. Yok, müşterinin memleketinde ya da evinde ya da bir başka mecliste teslim edileceğini akit yapmışlarsa oraya teslim edilmesi lazım. Akit yeri. Çünkü teslim akitle vacip olur. O zaman o akdin nerede yapıldıysa ona göre orada teslim edilmesi lazım diyor. Evet. Ve misluhu ethemenü. Ve misluhu bunun gibidir. Yani mal gibi. Ethemenü para. Para da nerede teslim edilecek? Bunun da beyan edilmesi lazım. Mesela bir adam kumaş alıyor. İşte buğday karşılığında. Peki o zaman buğday o zaman mal karşılığında takas yapılıyorsa, o zaman malın nerede teslim edileceği, akit nerede yapılmışsa imameyne göre orada teslim edilir. Ama İmam-ı Azam'a göre nerede teslim edileceği bildirilmesi lazım. Evet. Çünkü para eğer takas yapılıyorsa, mal karşılığı mal alınıyorsa, vel ücretü ücret, vel kısmetü taksim. Bu mal nerede taksim edilecek? Bunun ücreti nerede verilecek? Bunların da efendim belli edilmesi lazım. Ücret derken mesela bir adam bir evi kiralasa ya da efendim bir hayvanı icarlasa, bir arabayı icarlasa, ama ne karşılığı? Para değil. İşte şu kadar buğday karşılığı, şu kadar fasulye karşılığı. O zaman bu nerede teslim edilecek? Bunda İmam-ı Azam'a göre yerinin belli edilmesi lazım. Ama imameyne göre akit nerede yapıldıysa orada teslim edilir diyor. Vel kısmetü taksim. Bu taksim ne demek? Mesela iki adam bir ev satın alsalar ve bunu taksim edecek olsalar, efendim bu taksimat nerede yapılacak? Eğer yine efendim böyle yani paralı ücretli gidilmesi gereken bir yerse, efendim nerede teslim edileceği efendim taksimat, iki kimse aldıysa eğer, nerede taksim edileceği konusu da yine İmam-ı Azam'a göre belli edilmesi lazım. Ama imameyne göre nerede akit yapıldıysa orada. Ve ma bir mal ki la hamle lehu, yani taşınmasında zorluk yok ve ücret de gerekmiyorsa, yufihi onu öder, haysu şa'a dilediği yerde, file sahih kavle göre ittifakan. Mesela esans kokusu demiş mesela burada. Yani misk kokusunu, yani bu çok külfete şey değil ki, azıcık bir şey. Adam kendi üzerinde götürebilir. Bunu bir şeye ama bugün başka yerden alıyorsa zaten bu şey ile oluyorsa söyle, o zaman da havale parası var. O zaman kim bunu şey yapacak? Malı aldığı insana şart koşacak. Diyecek ki ben işte hammaliye parası senden ya da nakil parası senden diye efendim ne yapacak? Onu şart koşacak. Peki. Ve kabdu ra'sil mal. Yani parayı ya da mal karşılığında alıyorsa selemde, onun satıcı tarafından teslim alınması lazım. Kable teferruki, efendim meclisten ayrılmadan önce. Nedir bu? Şartu bakaihi, efendim bakasının şartıdır. Neyin bakasının? Yani bu selemin. Nasıl olacak bu? Mesela selem sözleşmesi yapıyor. 8. şartı da bu. Nerede sözleşme yaptılarsa, sözleşme yaptığı yerde efendim parayı orada satıcının alması lazım.
müşterinin de ona vermesi lazım orada. Orada teslim etmeden ayrılırlarsa o zaman bu selam geçerli olmaz. Şart-ı bakayı dediği de sözleşmenin devam etmesi için. Sözleşmenin geçerli olması için neymiş? Nerede sözleşme yaptılarsa işte şurada ben sana parayı peşin vereceğim. İkimiz karşı karşıya konuşuyoruz. Ondan sonra sen de bana 3 ay sonra şu malı vereceksin. O zaman en azından satıcının o malı o mecliste satın alması lazım. Ona bağlı olarak şöyle bir mesele kaydetmiş. Felev esleme aşağısında bir adam teslim etse, yani kime? Satıcıya. Yani satıcıya ne deniyordu o satıcıya? Müslümün ileyh. Müslümün ileyhe teslim etse mi'eten 100 lira diyelim. Nakden peşin. Ve mi'eten yüzde değinen efendim borç alel müslemi ileyh. Kimin üzerinde? Müslümün ileyhin üzerinde olan. Şöyle bakın. Meselenin tasviri şöyle. Bir adam birisiyle selam akdi yaptı. Dedi ki senden şu malı şu ayda alacağım işte şu şartlarda olan malı şimdi sana 100 lira misal peşin veriyorum. 100 lira da benim senden alacağım vardı ya, yani o malı verecek olana söylüyor. Senin bana vereceğin vardı ya, onu veriyorum dese efendim bu caiz mi değil mi? Diyor ki fi kurrin, mesela şu kadar buğday. Kür aslında bir tona yakın miktarda bir buğday. Kür. Yani 1000 kilo kadar. Kür. Mesela diyor ki bana 1000 kilo buğday karşılığında sana şimdi 100 lira peşin veriyorum şimdi. Ama buğdayın cinsini falan da beyan ediyor. 100 lira da senden alacağım var. Onu da diyor ona sayalım diyor. Peki burada nerede caiz, nerede caiz değil? Batala fi hissati deyni. O alacağı olan miktarda bu geçersiz olur. Ne demek? Çünkü ayın mecliste parayı teslim etmesi lazımdı. O alacağı daha önceden onun üzerinde kararlaşmış, zimmetine geçmiş. O zaman o nakit parayı da, o ondan alacağı olan parayı da ikisini de aynı yerde teslim etmesi lazım ki selam akdini yapıldığı yerde caiz olsun. O zaman o alacağı konusunda onun miktarı kadar olan da geçersiz olur. Fakat sadece o zaman ne demek? Peşin verdiği 100 lira karşılığında oradan zamanı geldiğinde oradan buğdayı alır. Ne kadar yapıyoruz diyelim? 500 kilo. 500 kilosunu oradan alır. Diğer 500 kilosu geçersiz olur. Neden? Çünkü ondan alacağı olan parayı ona efendim mecliste teslim etmesi lazımdı. O para daha önceden onun zimmetine geçmişti. Dolayısıyla bu caiz değil diyor. Burada kalacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.